girdiği evde sofraya oturur büyükler. Ne olsun? Eve bereket insin diye. İki rekat namaz kılar, eve bereket olsun diye. Bunun gibi büyüklerimiz, sahabe-i kiram efendilerimiz bize bu yolu gösterdiler. Mescit uzaktı sahabi efendimizin birisinin evinden de. Resul-i Ekrem'in huzuruna geldi. Dedi ki ya Resulallah mescit uzaktır. Bakın edebe bakın. Mescit uzaktır. Ben de evimin bir köşesini mescit yapmak istiyorum. Gelseniz de benim evimde iki rekat namaz kılsanız ben de orayı mescit yapsam. resul Ekrem geldi evine ziyarete. Nereyi istiyorsun dedi. Nereyi düşünüyorsun mescit yapmayı? Şu tarafı ya Resulallah. Geldi Efendimiz orada namaz kıldı. Birlikte namaz kıldılar. Orayı mescit yaptılar. Sahabe-i kiram bize böyle yol gösterdi yani. Böyle yol gösterdi. Ama zaman insan ne diyor? O peygamberdi. E o peygamber de bize bir yol usul bıraktı. O usulün güzel takipçisi olmazsan o manevi makamlara nasıl ereceksin? O zaman o peygamberdi, o sahabiydi. Bütün manevi makamları Allah onlara verdi. Artık manevi makamların kapısı kapandı. Herkes ot yesin. <laughs> Herkes ot yesin. Allah'ın rahmetine sığar mı bu? Allah Subhanahu ve Teala kulusuna kapı kuluna kapısını kapar mı? Ne mümkün? Ben sizin dışınıza bakmam, kalbinize bakarım diyor. E kalbe kapıları kapatmış bunların anlattığına göre. Bütün kalp kapıları Efendimiz zamanında açıkmış. Şimdi yokmuş bunların anlattığına göre. Biz tarikat ehli insanlarız. Sahabe-i kiram efendimize nasıl hürmet ettiyse biz de şeyhimizi öyle hürmetle bakarız. Bu Resul-i Ekrem'e olan edeptir. Çünkü şeyhimiz onun halifesidir. Bu yoldan gitmeyenler ne olacak? Şeytanın yorduğu kullardan olacak. Yorgun algın algın yürüyecekler. Bir yere de varamayacaklar. Bu yoldan giden kullar şeytanı yoran kulların peşindedirler. Gün gelir Allah ikram eder, o da şeytanı yorar. Ama o zamana kadar şeytanın onu yormasından muhafazadır. O kutlu kulların hürmetine. Muhafazadadır yani. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Evet, bizim yolumuzda ilerleyecek adam böyle olacak. Sırf kulak kesilecek. İddiası olmayacak. Kalbinin kazanını tertemiz ve bomboş bırakacak ki hak şerbeti tertemiz onun içerisine aksın ve dolsun. Mevlana Hazretleri bize bunu gösteriyor, bunu öğretiyor. Efendimiz var iken sallallahu aleyhi ve sellem sahabe yanında oturup Kur'an okumazdı. Zikir de çekmezdi. Hepsi Efendimiz'e dönerlerdi. Ne diyecek, ne söyleyecek acaba? Vaaz-ı bakarlardı Efendimiz'in. Efendimiz olmadığı zaman o zaman zikrinde olan zikrinde, fikrinde olan fikrinde. Bu yüksek bir edeptir. Yüksek bir edeptir. Neden? Elimizde ne kıymetli var ise Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, Allah'a ait ne var ise, Allah'tan gelen Resul'ün meselesi ne var ise onları biz Efendimiz'in bereketiyle anlayabiliriz. Sohbetin başında dedik ki, onun nuru inmeden olmaz. Bir evliyayı kiram huzuruna girdiği zaman sen Kur'an-ı Kerim'le ilgileniyorsan o yüksek edepten muhafa uzakta kaldın demektir. Çünkü o evliya-i kiramın bereketiyle Kur'an-ı Kerim'i anlayacaksın sen. Onun bereketiyle hadis-i şerifi hakkıyla anlayacaksın sen. Sahabenin o yüksek edebinden uzakta kalmış olursun. Ne Resulü anlamış olursun ne Allahu Teala'yı Celle Celaluhu. Biz bu yolu söylüyoruz. Tabii nefsinin peşinde gidenler de diyecekler ki o bunlar ne saçmalıyor ne zırvalıyor diyecekler. İşte Mevlana Hazretleri sırf bunun için söylüyor. Bize sırf kulak kesilmiş adam lazım. İddialardan sıyrılmış adam lazım. Ben bilirim ben bilirim. Nefsinin bu gürültülerini kenarıya çekmiş adam lazım. Yoksa yolumuzun manasını, derinliğini anlamak mümkün olmaz. Allah Subhanahu wa Teala kulluktan başka dava bırakmasın kalbimizde. Davamız ona hakiki kulluk olsun. <laughs> Celle Celaluhu. Ve min Allahi tevfik bi hürmetil Habib hürmetil Fatiha.